Kıymetli arkadaşlar, Hazreti Ayşe meselesi konuşulurken Hazreti Ayşe validemizin hadis ilmindeki yeri, onu hayatı dile getirilirken, anılırken her zaman konuşulan meselelerden bir tanesi de Hazreti Ayşe validemizin malumunuz Peygamber Aleyhisselam'ın eşi. Peygamberimize ne zaman evlendiği hususu tartışma konusudur. Bu konuda pek çok çalışmalar, farklı görüşler dile getirilmiş olmakla birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın iki akdi Blue'dan önce gerçekleşmiş olsa bile evlilik, bu ifademe dikkat, evliliği kesinlikle Blue'dan sonra gerçekleşmiştir. Bu zamanda yapılan hatalardan bir tanesi de aziz kardeşlerim, insanların yaşamış oldukları coğrafyalar, gelenekler, adetler, dönemler göz önünde bulundurulmadan yaşamış olduğumuz dönem üzerinden geçmiş dönemlerin değerlendirilmeye çalışılmasıdır. Bu çok büyük bir hatadır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın genç yaştaki Hazreti Ayşe validemizle evliliğini anlamamız için bizim mutlaka kendimizi o döneme taşımamız, o dönemlerdeki hayat şartlarını, toplumsal yapıyı, insanların bunları uygun görüp görmediğini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Dolayısıyla biz bunu yapabilirsek o zaman için bu evliliğin Abdülbaki hiç kimse nezdinde bir sorun olmadığını mutlaka görüyoruz. Yani aziz seyirciler şöyle bir şey yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselam büyüdükten sonra Hazreti Ayşe validemizle evlenmiş ve toplum bunu yadırgamıştır. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir ve biz aynı zamanda şunu biliyoruz: Hazreti Peygamberimizin hayatında insanlar İslamı anlatan, insanlar İslam'a davet eden Ali Aleyhisselatü Vesselam hayatında eleştiriye açık bir konu olamaz. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, yani Hazreti Peygamber insanlar bir taraftan dine davet ederken diğer taraftan da Kaba bir ifade kullanacak olursak falsolar veren, açıklar veren bir insan asla değildir. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmamız bizim için gereklidir aziz kardeşlerim. Dolayısıyla biz kendimizi Hazreti Ayşe validemizle Peygamber Aleyhisselam'ın evliliğini anlamaya çalışma noktasında o döneme mutlaka götürmemiz gerekiyor. Aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam hepinizin bildiği üzere babası Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte hicret etmiştir. Daha sonra Hazreti Ayşe Validemiz de ailenin geri kalanlarıyla birlikte hicret etmiştir. Biz Hazreti Ayşe Validemizi Allah'ın da tanımladığı üzere müminlerin annesi olarak tanımlıyoruz. Bakınız aziz kardeşlerim burada az önce dile getirmiş olduğum mesele ile ilgili eğer Hz Peygamber Aleyhisselam'ın bu evliliğinde bir sorun olmuş olsaydı Allah'ın, aziz seyirciler, Allah'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı bir yanlışa, bir kusura asla müsamaha etmeyeceği göz önüne getirilecek olursa, bu Allah'ın da onayından geçmiş olan, Rabbimizin de onaylamış olduğu bir evlilik olduğunu bizlere göstermektedir.